Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O diriltir, O her şeye kadirdir. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine istiva etti. Hükümran oldu. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler O'na döndürülecektir. Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O göğüslerin özünü bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi hakim kıldığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden harcayın. Sizden inanan ve harcayanlar için büyük mükafat vardır. Size ne oldu ki Resul sizi Rabbinize inanmanız için davet ettiği halde Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaksanız. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Neden siz Allah yolunda harcamayasınız ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Elbette içinizden fetihten önce harcayan ve savaşan bir olmaz. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel sonucu vermiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kimdir o Allah'a güzel bir borç verecek olan ki Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için şerefli bir mükafat da versin. O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor. Kendilerine bugün müjdeniz, altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman edenlere şöyle diyeceklerdir. Bize bakın da sizin nurunuzdan alalım. Onlara arkanıza dönün de nur arayın denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir ki onun içinde rahmet, dışında da azap vardır. Münafıklar onlara biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler de derler ki evet ama siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz. Gözlediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve inen hakka saygı duysun? Ve bundan önce kendilerine verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık. Şüphesiz sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdikleri kat kat artırılır ve onlara şerefli bir mükafat vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar Rableri yanında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir.
Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemin adamlarıdır. Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki, bitirdiği ot ekincilerin hoşuna gider. Sonra kurur, onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Rabbinizden bir mağfirete, Allah'a ve peygamberine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulup ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Böylece elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız. Çünkü Allah kendinizi beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse Allah zengindir, övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi gönderdik. Peygamberliği ve kitabı bunların zürriyetleri arasına koyduk. Onlardan yola gelen de vardı ama onlardan çoğu yoldan çıkmışlardı. Sonra bunların izinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların yüreklerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, biz onu yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır. Ey inananlar! Allah'tan korkun. Onun Resulüne inanın ki size rahmetinden bir pay versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Böylece kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Sadakallahu lazim.